Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimize tekrar hoş geldiniz. Yeni bir İngilizce dersle karşınızdayız. Şimdi bugünkü dersimizin konusu arkadaşlar what kelimesi ve and kelimesi. Daha doğrusu what soru sözcüğü ve and kelimesi. What'tan başlıyoruz arkadaşlar. What çoğunuz biliyorsunuz ne demek? Soru sözcüğüdür. Genelde WH ile başlayan birçok soru vardır İngilizce'de. Onları sırayla geçeceğiz ama şimdilik kafamız karışmasın. What'la başlıyoruz. Okunuşunda what diye yazdık. O'yu biraz kalın yaptık. Hani what böyle o ile a'yı karıştırarak önce o gelecek şekilde o ile a'yı karıştırarak söylüyorsunuz. Ne demek? Şimdi soru sözcüğüyle soru yaparken bir önceki dersimizde hatırlarsınız cümle çeşitleri vardı. Cümle çeşitlerinde biz ne yapıyorduk? Yardımcı fiili başa getiriyorduk. Yani mesela this is a book dediğimiz bir cümlede bunu soru sözcüğü yani bu bir kitap cümlesini bu bir kitap mıdır diye sormak için is this a book diyorduk. Is'i başa getiriyorduk veya çoğullarda are'ı başa getiriyorduk. Şimdi aynı kural yine geçerli oluyor arkadaşlar. Is cümlenin başına geliyor. Is this oluyor ve soru sözcüğü de en başa gelir. Yani bu bir genel kuraldır zaten İngilizce'de. Ve soru sözcüğüne karşılık gelen kelime o cümleden çıkarıldığı zaman soru yapılmış olur. Yani zaten biz what is this, bu nedir diye sorduğumuz için hani book kelimesi orada olmamalı. Çünkü book'u soruyoruz zaten. Siz cevaben ona this is a book diyebilirsiniz. What is this, bu nedir? What is that, şu nedir? What is it, o nedir? Cevap olarak da tam karşılığı olarak cümle içinden seçebiliriz. What is this sorusuna this is a mesela board tahta diyebiliriz. What is that kelimesine that is a window diyebiliriz. What is it sorusuna da it is an orange diyebiliriz. Şimdi bu cevaplar bu şekilde sorusuna göre verilebilir. Fakat biraz Türkçe düşünelim. Yani şöyle düşünün. Mesela bu nedir diye sorduğumda siz bana Türkçe bu bir tahtadır diyebilirsiniz. Yani buyla sorduğum için buyla cevap verebilirsiniz bu kelimesiyle ama Türkçede de olduğu gibi aynı şey İngilizcede de var. Yani bu nedir diye sorduğumda siz bana o diye de cevap verebilirsiniz. O yüzden de o yani it kelimesi İngilizcede de öyledir, Türkçede de öyledir. Genel cevap olarak kullanılabilir. Yani ben what is this dediğimde siz this is a board yerine it is a board diyebilirsiniz. Bunu da öğrendikten sonra devam ediyoruz. Yani bu it ve tekillerde tabii ki bir de bunun çoğullarda da they diyebilirsiniz. Mesela what is this, what is that, what is it, what are these, what are those, what are they soruları var. Bunlara da they ile cevap verebilirsiniz. Hepsine ortak cevap kelimesi olarak. What'ı şimdilik bu kadar kısa geçiyoruz. İleride zaten göreceğiz çok fazla. And kelimesine geliyoruz. And ve demek biliyorsunuz bir bağlaçtır. Şimdi and kelimeleri bağlar, cümleleri bağlar, özneleri bağlar. Hangi bağlamda ne işe yarar ve nasıl değişiklik yapar onu göreceğiz. Şimdi iki tane cümlemiz var. This is a board, this is a door var. Şimdi biz bu cümleyi peş peşe söylemek yerine and ile bağlayarak gördüğünüz gibi matematik işlemi gibi yaptık. Yani this is a'nın birini çıkardık. This is a board and door diyebiliriz. Şunu da diyebiliriz. This is a board and a door da diyebiliriz. Yani fark etmez ama ikinci defa e'yi vurgulamaya gerek kalmıyor. Çünkü baştaki e ikisine de geçerli sayılıyor konuşma dilinde. Burada gördüğünüz gibi biz nesneleri bağladık arkadaşlar. Bu bağlaçla yani and bağlacıyla board ve door kelimelerini bağladık. O yüzden bizim öznemiz hala tekil kaldı. Fakat ikinci cümleye bakıyoruz. The book is here. Here burada demek. The book bilinen bir şey. Yani mesela ben size the book diyorsam sizin hangi kitaptan bahsettiğimi bildiğinizi düşünüyorum. O şekilde the book diyorum. Kitap burada. Buradadır dedim. The notebook is here. Defter buradadır dedik. İki tane cümle var. Şimdi biz bunu bir araya getireceğiz. Yani matematik işlemi gibi toplayacağız ve and ile birleştireceğiz. Bu durumda ne oldu? The book ve the notebook. Yani the book and the notebook. Burada arkadaşlar giriyor devreye. Are here diye bitiyor cümle. Çünkü neden are devreye giriyor? Şöyle özneleri birken özne birken iki oldu. Yani şöyle düşünüyoruz o zaman. Nesne daha fazlalaştıkça özne çoğula dönüşmüyor. Ama
özneler fazlalaştıkça, mesela the book, bunun karşılığında ne koyabiliriz buraya? It koyabiliriz. Yani o, mesela kitaba ne diyebiliriz? O diyebiliriz. O tekil bir şey oluyor. İkinci de notebook, o da tekil bir kelime olduğu için bu ikisini topladığımızda, daha doğrusu bu ikisi bir araya geldiğinde bunların ikisine birden biz they diyebiliriz. Yani they onlar olduğu için yardımcı fiili ne olur? Are olur. They are. Yani the notebook and pardon, the book and the notebook yerine they koyabiliriz. They are here diye kullanabiliriz. O yüzden de are'ın nereden geldiğini oradan anlayabilirsiniz. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Buradaki önemli noktalara değindik. Bir sonraki dersimizle devam edeceğiz. İleride bu örnekleri de çoğaltacağız. Bilginiz olsun. Tekrar görüşmek üzere.